Merhaba sevgili İçer TV izleyenleri. Bu hafta özel bir konukla birlikteyiz. Çünkü bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası. Bu konuyu ne kadar önemsiyoruz, ne kadar duyarlıyız, ne kadar dikkat ediyoruz? İşte tüm bu sorularımızın yanıtını Mersin Diş Hekimleri Odası Başkanı Sayın Abdurrahman Doğulu bizlere anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yoğun bir hafta, birçok etkinliğiniz de var. Evet. Diş Hekimleri Odası'nın faaliyetlerinden başlamak üzere bu hafta neler yapacaksınız? Ya da neler yapılacak genel olarak ülke çapında? Sizden bir dinleyelim. Evet. Şimdi 22 Kasım haftası bizim etkinlik haftamız. 22 Kasım, daha her 22 Kasım'da biz Diş Hekimliği Günü olarak kutluyoruz. Bu hafta içerisinde biz pazartesi günü aslında ayın 17'sinde başladık etkinliklerimize. Bunun en ilk yaptığımız etkinlik Mersin'de yaşayan fakat mesleğini icra edemeyen yaşlı ve hasta olan diş hekimlerimizi ziyaret ettik. Onları ilk önce öyle bir başlangıç yaptık kendileriyle. Sonra öğleden sonra da Tarsus'a gittik. Şu ana kadar hiçbir Tarsus'ta böyle bir etkinlik yapılmamış. Yarenlik alanında bir stand açtık belediye başkanımızın izniyle. Orada diş macunu halkımıza dağıttık. Dişler nasıl fırçalanacağını, ne yapmaları gerektiğini, hazır broşürler dağıttık. Bu arada da oradaki halklarla görüştük. Onlara nasıl bir etkinlik, memnun kaldınız mı bu etkinlikten dediğimizde, ya burası da bir yaşayan insanlar varmış demek ki, gelmenizden çok mutlu olduk. Her zaman burada böyle bir etkinliği yapın dediler. Güzel bir etkinlikti. 3 saat kadar orada bir stand çalışmamız oldu. Çarşamba günü akşam ben acil olarak Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Başkanlar toplantısı vardı. O günde İçer Sanat Kulübü'nde bir geleneksel hale gelmiş olan bir köfte ekmek partimiz vardı. Diş hekimler arkadaşlarımız orada birliktelik oldular. Akşam da tavla turnuvamız oldu. O günü o şekilde yaşadık. Perşembe günü Toros Üniversitesi'nde bir stand açıldı. O standta da oradaki öğrenciler bilgilendirildi. Diş macunu dağıtıldı, o şekilde oldu. Cumartesi günü, işte yarın saat 9.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde Atatürk'e saygı duruşumuz, akabinde İstiklal Marşımız ve basın mensuplarıyla beraber odamızda bir basın açıklamamız olacak. Onları buradan tekrar davet ediyorum. Akşam da saat 7'de Vonasis otelinde bir balomuz olacak. Arkadaşlarımızla bu haftayı bu şekilde kutlayacağız. Bu baloda da mesleğinin 25 yılını doldurmuş ve 40 yılını doldurmuş olan meslektaşlarımızla hatırlamaları amacıyla bir plaket vereceğiz, sunacağız kendilerine. Bugün Mersin'de yaklaşık kaç diş hekimi görev yapmakta, faaliyet göstermekte? Şimdi şunu şöyle ayıralım. Kamuda çalışanlar ve serbest çalışanlar. Evet. Şimdi kamuda çalışanlarla beraber 420'yi bulur. Ama bize bağlı olan 320 civarında diş hekimi var. Serbest çalışan. Biz Mersin'de ağız ve diş sağlığında neredeyiz? Bir de kısa olarak bunu alacağım sizden. Yani tedavi teknolojinin kullanılması, hani ağız ve diş sağlığında bütün talepleri karşılayabilecek durumda mı Mersin'deki altyapı şu anda? Şimdi altyapı sadece kamudan bahsediyorsanız, mesela ADSM'de ağız sağlığı diş merkezleri açıldı. Mersin'de 3 tane var biliyorsunuz. Bunlar maalesef tam olarak Mersin için, Türkiye geneli için konuşmuyorum ben. Mersin için söylüyorsunuz. Mersin'de bunu yetersiz buluyorum. Ama serbest çalışan hekimlerle beraber takviye edici bir tedavi planı var. Biz devletten hizmet satın almak istedik. Bunu biraz açmak istedim. Fakat şu ana kadar hizmet satın alamadık. Çünkü nasıl bir hizmet satın almadan bahsediyoruz? Normalde devlet hizmet satın alır çünkü. Şimdi şöyle. Bir muayenehanenin kuruluşu takriben 50 ile 70-100 arasında, 1000 lira arasında bir rakamdır. Hazır bir düzen var. Biz devletle medula denilen bir sisteme tabiyiz. Şu anda eczacıların girmiş olduğu sistem gibi, biliyorsunuz onu. Mesela bir dolguyu ben
veya diş hekim arkadaşım örnek veriyorum 50 liraya yapıyorsak bunu 25 lirasını devletten alalım. 25 lirası da hasta tedavi ettiğimiz kişiden alalım. Ve böyle bir yaklaşımımız oldu. Çalışmalarımız yaptı. Fizibilite raporları çıktı. Fakat devlet buna sıcak bakmadı. Ben kamudan bu görevi alırım dedi. Aslında bu hazır olan iş gücü hazır olan muayenehanelerden de böyle bir satın alma gibi bir hizmet satın alması olsaydı sizin dediğiniz gibi çok iyi bir hizmet getirebilirdik insanlarımıza. Çünkü Hediye Hanım şöyle bir şey var. Şimdi belki konu oraya gelecek ama Mersin Türkiye genelinde söyleyeyim. İki evden birine diş macunu girmiyor. İki evden birine diş fırçası girmiyor. 65 yaş üstü insanlara baktığımızda %65'i insanlarımız dişsiz bir vaziyette. Kamudaki insanlarımızı bilinçlendiremiyoruz. Neden? Onu da bilemiyor. Bilinçlendiremiyoruz. Diş fırçalamanın, diş sağlığın büyük bir parçası olduğunu yani bunu anlatmamız gerekiyor insanlarımıza. Avrupa'da bir hekime gittiğiniz zaman önce sağlığın ağızda başladığından bahsediliyor ve bu diş bakımları yapılıyor. Ama günümüzde, Türkiye'mizde bu böyle olmuyor. Bugün bir afiş getirdim. Evet, isterseniz paylaşalım bunu paylaşalım birlikte. Bakın bu bir diş çürüğüdür. Evet. Diş çürüğünde geliyor diş çürüğü. Neler yapıyor? Akciğerlerimizde, kalbimizde, karaciğerimizde ve midemizde, beynimizde hasara neden oluyor. Yani başlangıcı aslında ağızdan başlıyor. Mikrobun yayılışı sindirim yoluyla oluyor. Biz beyne ya da işte başka bir organa vurduğunda önemsiyoruz ne yazık değil ki mi? Bunu. Şimdi biliyorsunuz sindirim ağızda başladığı için çürük dişlerde kötü dişlerini fırçalamayan kötü ağız hijyeni olan insanlarda mikroplar burada ürüyor. Buradan ilk giriş yolu ağız olduğu için buradan tüm vücudumuza yayılır. Aslında önlemesi çok kolay. Çok kolay. Çok basit. Evet, evet. Buradan başlarsak buraya gelmeyecek. Gelmeyecek yani. Bu kadar basit. Efendim, şimdi Mersin'de de Türkiye'nin evet. bir benzeri tablo yaşandığını söyledik ama birazcık açmak istiyorum Mersin'deki Tabii. durumla ilgili. Ne diyebiliriz? Türkiye sıralamasında ağız ve diş sağlığı bakımı için bir sıralama Mersin var mi? Mıdır? Mersin özelinde konuşursak. Böyle bir istatistik yapmadık. İstatistik yok belki ama hani biraz daha ortada mıyız? Yoksa olmamız gereken tamam. yerin gerisinde miyiz? Tamam. Şimdi Mersin'de biliyorsunuz son zamanlarda büyük bir göç dalgası geldi. Evet. Bu göç dalgası önce Kürt vatandaşlarımdan doğudan geldiler. Daha arkasında da biliyorsunuz bu Suriye Savaşı'ndan dolayı Suriyeli vatandaşların göçleri evet. oldu. Şimdi bu gelen göçlere hazırlıklı değiliz. Hazırlıklı değildik. Aniden bir patlama yaşadı. Ama şunu söyleyebilirim. Ben zaman zaman Ankara'da diş hekimleri başkanlarının toplantısına katılıyorum. Bizim Mersin'deki diş ağız ve sağlığı diş tablosu şu anda iyi bir vaziyette. İleri bir vaziyette. Hekimlerimiz aynı şekilde potansiyel olarak da çok iyi bir hizmet sunduğumuza inanıyorum. Zaten Mersin'deki hekimlerimiz son zamanlarda demeyeceğim uzun bir süredir bilimi çok yakından takip ediyorlar. Ben oda başkanı olarak yeni aldığım odamda seminerler veriyorum, hocalarımı çağırıyorum. Kendi arkadaşlarım kendilerini yenilemek adına yurt dışlarına dahi gidiyorlar. Bilimi Mersin'e getirdikleri için yani burada bilimsel anlamda, tedavi anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben biraz üst seviyede yani Türkiye şeyini ortalamasını alırsak biraz üst seviyede görüyorum Mersin'deki çalışmaları. Bir de şöyle bir konu var ne yazık ki ağız ve diş sağlığı lüks olarak mı görülüyor? Ya da bir problem yaşayana kadar biz doktora gitmemeyi mi tercih ediyoruz? Aslında bu biraz alışkanlıktır. Yani siz çocuğunuza küçük yaşta diş bakımını, diş sağlığının ne olduğunu anlatırsanız veya diş fırçamanın önemini veya onun yanında dişlerini fırçalarsanız çocuk sizin bir aynanızdır. Ona bakarak büyür. Yani burada biraz da kültürel şey ön plana çıkıyor. Biraz da maddi imkan da ortaya çıkıyor. Diş tedavisi neden bu kadar pahalı? Emek fazla. Yani
Diğer doktorlar mesela bir ameliyat yapıyor, bir hastaneyle anlaşıyor ve giriyor, çıkıyor. İyi para alıyorlar. Ama bizde emin olun bir dolgumuz bizim en az bir 20-25 dakikamızda, hatta zaman zaman yarım saatimiz alır. Emek fazla, malzeme dışarıdan ithal olduğu için, yani Türkiye'de ithal ondan dolayı, evet, var yani aslında. Ondan dolayı biraz pahalı oluyor. Ama şu andaki standartlar, yani devletin bize verdiği bu asgari ücret fiyatları 2007 yılından beri uygulanan asgari fiyat ücretini 2014'de uygulamak istiyoruz. Hatta ben Ankara'dan geldiğimde orada da tartışıldı. Her sene bizim bir odalara sorulur, bir asgari bir artış yapılır. Emin olun ki bizim söylediğimiz şey tefe ve tüfeğe göre olsun. Aslında rakam yüksek değil. İyi, evet, mecburen bu rakamlar oluşuyor. Maalesef, maalesef. Kanıyı değiştirmek için yeteri kadar bilinçli değiliz, bilinçlenemiyoruz. Yani bu ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda işte birçok etkinlik yapılıyor, okullardan başlanıyor öncelikle. Evet. Daha sonra camilere kadar indi bu. Evet, yani hocalar vaazlar da verdi. Aynen, doğru. biraz daha farkındalık yaratabilmek adına ne önerirsiniz, neler yapılmalı, siz eksikliği ne yönde görüyorsunuz? Basın ayağı mı eksik, bunun tanıtım ayağı mı eksik? Ya da evlerin içine girilemiyor mu? Yani dışarıda sokakta mı kalıyor bu bilinçlendirme? Evlerin içine girilecek bir sistem oluşturulabilir mi? Şimdi biliyorsunuz bunun demin bahsettiğim gibi ilk ayağı aile, anne baba. Anne baba verdiği eğitim, çocuğa verdiği eğitimle başlıyor. Sonra çocuk biraz büyüyor, okullu oluyor. Okulda öğretmenlerin verdiği eğitim. Basının çok büyük bir faydası var. Çünkü basın, ben çok büyük bir güç olarak kabul ediyorum basını ve takdir de ediyorum yani. Basının zaman zaman, hatta dizilerde, evet, dizilerde bunu da izlemişsinizdir. Ben şu anda hatırlamıyorum. Dizilerde çocuğum uyuyor musun, hadi iyi geceler ama dişlerini fırçalamayı unutma gibi nükteli böyle mesaj veren diziler konması. Belirli zamanlarda diş sağlığının da basında görsel olarak çıkmaz. Çünkü okuyan bir millet değiliz. Okumuyoruz. Genelde sizlerin yaptığı hizmet çok önemli. Yani bir görsellere çok önem verelim. Okullarda eğitim verelim. Zaman zaman kamudaki hekimlerimiz daha önceden öyle yaparlardı. İşte okullara, ben şu anda bir arkadaşımdan, yine kamuda çalışan bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, hatta bir veli aradı beni. Önümüzdeki günlerde 5 ve 6 yaş çocuklarına flörür dediğimiz bu diş üzerine sürdükleri flörürleme dediğimiz bu hani sizlerin kullandığı oje fırçası gibi, evet, sürülüyor dişin üzerine ve dişi çürüklere karşı koyuyor. Biliyorsun çocuklar küçük yaşta oldukları için diş fırçalama falan daha yeni geçişler falan. O arada abuk subuk şeyler yiyorlar çocuklar. Hiç farkında var. Diş çürümeleri oluşuyor. İşte o flörleme o diş çürümelerini önlüyor. Yani öyle bir çalışma var şu anda, çalışılacakmış. İşte bu 22 Kasım haftasını sığdırıyoruz. Afişler asıyoruz gördüğünüz, evet, gibi. Okullara bunları gönderdik. Kamu yerlerine asıyoruz. Televizyon programlarında. Tek başınıza bu çaba yeterli değil tabii, hayır, ki de. Yani hayır, burada yerel yönetimlerden tutun da sivil toplum kuruluşlarına kadar maalesef toplumun öyle öncülerinin de duyarlılık göstermesi gerekiyor. Aynen öyle, katılıyorum. Aslında çok önemli bir konu bu diş, ağız ve diş sağlığı. Yani bunu biraz daha, ha bizler de çalışalım ama basın biraz daha ön plana, size görev düşüyor yani. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız yani, her zaman. Yani tabii ki. Şimdi diş hekimlerinin sorunları da çok fazla. Yani bu noktada onlara da hani değinmeden geçmek istemiyorum. Öncelikle diş hekimlerinin sorunlarını sıralarsak ilk sırada ne geliyor? Sorun derken maddi anlamda mı yoksa? Mesleki anlamda. Sorun. Şimdi mesleki kamuda çalıştırılan hastalıklarla ilgili kamuda çalıştırılan diş hekimleri güvencelerinden yani yeteri kadar memnun mu? Kamuya ben fazla girmek istemiyorum. Özel sektördeki şu anda en büyük sıkıntı zaten malzemenin işte ithal olması ve dışarıdan gelmesi, bunun, evet, da bütçeyi zorlaması, evet, bir, evet, yandan bir yandan performans uygulamaları, sağlıkta dönüşüm kısımları. Tamam, onlara girersem ya tamam girebiliriz. Şimdi şöyle, yani ben şimdi kamuda bir diş hekiminden nasıl bir performans, tamam, uygulaması bekleyebiliriz yani? Tamam, şimdi kamuda şöyle. Şimdi kamuda çalışan arkadaşım bir maaş alıyor orada, çalışıyor. Arada performans adı altında da bir maaş alıyor. Şimdi ne kadar ekmek o kadar köfte hikayesi. Evet. Şimdi ben bunlar ayda birikiyor bu yaptığı puanlar. Evet. Ve puanlar değerlendirilip
puanlar değerlendirilip ona göre maaşa aksıyor. Şimdi orada çok affedersiniz, arkadaşlarım, meslektaşlarım da özür diliyorum. Bir çalışan bir köle misali. Orada çalışan arkadaşlarım şimdi sağlıklarından oluyorlar. Mesela benim bir gün boyunda yapacağım dolgu sayım 20 veya 30'dur. Ama orada 60, 70, 50 tane dolgu yapılıyor. Bunun yansımaları hastaya oluyor. Acaba her bilimsel tekniği o çalışırken hastaya uygulamış mı, uygulamamış mı? Dolgu 3 gün sonra düşebiliyor. Kullandığı malzeme çok önemli. Çünkü devletin verdiği malzemesini kullanır. Benim dışarıda dolguyu seçme şansım var. Hayır, bu dolgu ben kullanmak istemiyorum. Bu daha kaliteli, ben bu dolguyu seçeceğim diyorum. Ama kamuda çalışan arkadaşım seçme şansı yok. Hastanın da doktor seçme şansı yok. Kamuya gidiyor. Ne malzeme verilmişse o kullanılıyor. Ya iyi bir malzemeye delmişse iyi bir dolgu oluyor. Ama hani dediğiniz gibi işte günde 50 tane 60 tane belki de tedavi amaçlı operasyon yapıyor. Bu esnada stres altında yapıyor. Aynen öyle. Bir de bu var. Aynen öyle ve sağlığından olur. Stres olur. Bu evinde yansıyor stres olayı. Sağlığıyla oynuyor. Ayakta artık durmaktan dolayı ayaklarda varis oluşuyor, eğiliyor, bel rahatsızlıkları oluyor. Yani bu kendisine de yansıyor. Ama şöyle bir şey var, günümüz koşullarında biliyorsunuz bir ev geçindireceksiniz, bir kamuda çalışıyorsunuz. Tabii ki ben çalışırken fazla para kazanmak isterim ama fazla para kazanırken de kendi sağlığıyla oynuyorlar. Devletin şu performansı düzeltmesi bence bir eşitlik, adalet koyup yani maaşlarının hemen hemen hepsinin aynı seviyeye getirilmesi gerekiyor. Biraz önce de konuşmuştuk. Evet. Öte yandan işte muayenehanede, kendi muayenehanesinde hizmet vermeye çalışan, işte tecrübeli, yılların birikimi tabii olan doktorların da siz de söylediniz. Bu biraz da hani devletle bir uzlaşma, bir platform zemini bulunarak, buluşarak işte bir şeyler yapılabilir mi? Yapılamazsa ne olacak? Yani bu gidişat size neyi gösteriyor? Şimdi insanlar muayenehane açıyor. Evet. Doğru. Ama hayatta kalabiliyor mu? Yani bu şartlarda şimdi bak, çok can alıcı sorular soruyor. Vatandaş ayakta kalmakta zorlanırken hani doktorlar nasıl ayakta kalacak? Şimdi bakın, ben şu anda 3. yılım. Özel hastanelerin kapandığı bir dönemdeyiz. Yani evet, günümüzde. Haklısınız. Çok haklısınız ve çok can alıcı bir noktaya temas ettiniz. Ben 3. yılım benim başkanlıkta. Emin olun ben her ay 3 tane 4 tane muayene kapandığını biliyorum. Çok üzülüyorum. Soruyorum, bu arkadaşlar yeni mezunlar değil. Yani bir 10-15 yıllık, 20 yıllık hekimler bunlar. Hatta 30 yıllık hekimler. Bunun bir hasta kapasitesi vardır. Yani yeni mezun olsa belki hani tanınıncaya kadar sıkıntı yaşayacak maddi anlamda. Ama 30 bu yıllık bir tecrübeden, bir hekimin tecrübeden, onun hastaları dahi gelse, bırakın yeni hastayı, kendi hayatını idame ettirebilir maddi anlamda. Fakat şu anda İşte ADSM'lerin merkezlere açılması. Bugün ADSM'lerin hani büyük alışveriş merkezlerinin merkez içinde açılması, küçük alışveriş merkezlerini köreltti biliyorsunuz. Esnafı yok ediyor. Yok etti. Bakkal denen bir olay kalmadı. Şimdi bizim düşüncemiz hep bu ADSM, Adana'da var aynı sıkıntı. Bu ADSM'lerin hastanelerin Mersin'in dışına açılması, hiç olmazsa Mersin merkezde olan muayenelerin iş yapabilmesi. Burada ADSM'lerin yanlış yere açılması, hasta sirkülasyonunu... Tabii kırsala açın, yani kırsala açın. İnsanlar işte size hani gelemiyorlar, siz onlara gidin. Bir şey diyemiyoruz, yani devlet politikası böyle. Arkadaşlara gelen hasta sirkülasyonu azaldı bu anlamda. Bu sefer çalıştırdığı işçinin maaşını, sigortasını, kendi giderlerini karşılayamaz hale oldu. O zaman ben muayenehaneyi kapatmak zorundayım dedi. Maalesef özel merkezlerde veyahut devletin açtığı kurallara girerek kamuya geçişler başladı. Kamuya geçişler. Durumu çok iyi olanlar da kamuya geçişler başladı. Burada ben mesleğimizi kötülemek istemiyorum ama bu durumda tartışacak olursak, yani gidişatımız meslek açısından serbest muayenecik açısından iyidir. Demin de siz noktaya temas ettiniz. Tabiplerde olan durum şu anda bize yapılıyor ve şu anda Ankara'da konuştuğumuz mevzu şu, bizim olmazsa olmazlarımızın çizgisi var.
bu çizgiyi Sağlık Bakanlığı'yla görüştük. Maalesef hep öteleniyor. Eskiden daha önceleri ki yasal alma şu anda tüzükte çalışılıyor. Merkez açılacaksa bir yerde bunların ortaklarının diş hekimi olması gerekiyor. Bir de böyle bir sorun var, var ne yazık ki ama yani. Ama şu anda yapılan tüzükte ki biz mani oldu bu kırmızı çizgi dediğimiz bu çizgi. Hayır şöyle diyorlar. Sermayedar olan, parası olan. Tamam da bu kar açacak. Hırsıyla. Evet şimdi ona getireceğim işte. Çalışmak demektir. Evet yani açacaklar klinikleri veya merkezleri. Bizler de onların emrinde taşeron olarak çalışacağız. Onların maaşına bakacağız. Ve onlar ne derse onu yapmak zorunda kalacaksınız. Yani böyle bir gidişat var. İşte bu da bizim mesleğimiz açısından çok kötü bir durum yani. Eğitim, sağlık, güvenlik gibi konularda serbest piyasa ekonomisi şartlarının güdülmesi ya da o doğrultuda hareket edilmesi söz konusu olamaz. Bu sosyal devlet ilkesine aykırı bir durum aslında. Evet, maalesef öyle. Yani ben biraz bu konuyu biraz daha açarım. Ama siyasi iş siyasete dayanıyor. Ne yazık ki. Siyasete dayandığı için yapacak bir şey yok. Yani biz TDB olarak, odalı olarak birkaç kez Sayın Başbakanımızla da görüştük. Sayın daha önceki Recep Akdağ Sağlık Bakanımızla da görüştük. Evet. Yani burada her şey tamam deniliyor. Tamam doktorum, tamam deniliyor ama maalesef bürokrasi mi böyle bilemiyorum. Biz gittikten sonra farklı bir boyut alıyor. Ama biz de bu konunun takipçisi olacağız zaten. İnşallah. Özellikle de kliniklerin ortaklarının diş hekimi olması olmasını istiyoruz. Zorunluluğu tabii ki. Bence de vazgeçilmemesi gereken ya, bir kırmızı nokta olmalı. Ya öyle diyorum ben de, öyle diyorum. O çizgiyi aşmamamız lazım çünkü yarın ben önünü alamayız okul, yani. İlkokul dahi okumamış ama bir şekilde sermaye eder, parası olmuş kişi bir merkez açıyor, bir özel ADSM açıyor ve siz diş hekimi olarak bir 6 yıl okumuşsunuz, 5 yıl okumuşsunuz ve gidin onun altında maaşlı olarak çalışıyorsunuz. Bu bizi aşağılıyor açıkçası. Ben kendim utanıyorum yani. Aşağılıyor. Korkutucu dediğim gibi yani kar hırsıyla çalışacak. Evet. Bu sağlık yani parayla elde edemeyeceğiniz bir şey yeri geldiğinde. Aynen öyle. Paranız olsa ve bile... o sermaye eder kişi kendi parasını nasıl para kazanırsanız kazanın benim tabii merkezimi kazandırın kesinlikle diyor. Kesinlikle bu zihniyetle bakacak. Evet. Bakabilir yani bu bir tehlike. Evet büyük bir ne tehlike. Ne yazık ki biz de bunun takipçisi olacağız. Efendim bir de ben kırsalı sormak istiyorum. Tabii. Mersin kırsalını gezebildiniz mi? Mersin'in kırsalında yani merkezden biraz uzaklaştığımızda ağız ve diş sağlığı bakımından tablo nasıl görünüyor? İşte Anamur, Çamlıya'yla bak gidebilme şansınız oldu mu? Gezebilme şansınız oldu mu? Eksiklikler var mı? Muayenehaneler yeteri kadar var mı bu bölgelerde? Şimdi Anamur, Erdemli, Silifke, Tarsus zaten bunlar full. Yani çok güzel çalışıyorlar ve hizmetleri çok iyi. Zaten kırsalda çalışan onun köylerdeki yerler tabii onlar da oradan hizmet. Oraya gelip hizmet alıyorlar. Ama bizim şöyle, hadi Hediye Hanım şöyle bir projemiz var. Bunu geçen gün yönetim kurulu arkadaşlarımla da görüştüm. Bu ileride inşallah arkadaşım biri de belediye başkanımızla Sayın Burhanettin Kocamaz'la da görüşmüş. İşe bir yeşil ışık yakmış. Bizim şöyle bir farkındalık yaratan, demin bir sorunuz vardı, yaratan bir şeyimiz vardı. Bir projemiz var. Projede biz bu dört beldedeki belediye başkanlarıyla görüşeceğiz. İş adamlarıyla görüşeceğiz. Biz böyle 100 bin liraya yakın hani bir midibüs alıp içine diş hekimleri aletleri döşeyip işte yatalak hastalar var mesela. Evet. Bu gelemiyorlar, diş tedavi edemiyorlar, imkanları yok. O kırsal çok kesimlerde güzel olan o sahteci dediğimiz hani okumamış elinde çantayla kırsalları gezip hijyen şartları olmayan insanların elinden bunları kurtarmak için bunu Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın yanına gideceğiz. İş adamlarının yanınıza gideceğiz. Çok az bir miktar para toplayarak böyle bir teşkilat kurup bu gönüllü diş hekimleri, ben dahil yönetim kurulu ve bize bağlı olacak olan serbest diş hekimlerinden sayıları alıp belirli zamanlarda rutinleştirip bunları bu hastalara bakmak istiyoruz. Bu bizim bir şeyimiz, vicdani bir şeyimiz. Geçtiğimiz evet dönemlerde Macit Özcan'ın döneminde bir böyle bir proje vardı. İşte Gezici Sağlık Hizmetleri projesi vardı kendisinin. Aynı zamanda Burhanettin
Nurettin Bey'in de böyle bir projesi olduğunu ben biliyorum. Gezici evet. sağlık hizmetleri. Evet. Ama bunun içerisinde diş sağlığı yoktu mesela. Evet. Çok sevindim bunu evet. duyduğuma da çok memnun evet. oldum. Yönetim kurulu aldığı kararla bunu yapacağız inşallah. Yani her belediye aslında çok cüzi bir rakam bir araba oluşturulduktan sonra. Tabii ki. Dan bahsediyoruz. Hizmet bizden. Onlar hizmet yeter ki şeyi, altyapıyı hazırlasınlar. Altyapıyı hazırlasınlar. Ve dediğiniz gibi ulaşmayı bekleyen evinde hasta, yatalak imkanı olmayan çok vatandaşımız evet, onlara var. Hizmet etmek istiyoruz. Ve bu vatandaşlar ne yazık ki tekrar söylüyoruz buradan istismar ediliyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz evet. ama hem berber hem dişçi evet. Ya da işte ne olduğu belli olmayan insanlar çok yanlış tedavilerle çok yanlış sonuçlara neden olabiliyorlar. Evet. Bu konuda sizin de ikazlarınızı alayım ben uzman olarak. Tabii ki. Şimdi bir kere bunu hep söylüyoruz. Yani gittiğiniz muayenehane de olsa şimdi emin olun Hediye Hanım. Yani şimdi muayenehaneye gidiyorsunuz biz denetliyoruz. Sağlık Müdürlüğü denetliyor ama şimdi beyaz önlüğü giymiş biri. Koltuk var orada. Diş hekimi diyorsunuz oturuyorsunuz. Evet. Lütfen lütfen ben burada kamuya sesleniyorum. Halkımıza sesleniyorum. Lütfen bir muayenehaneye gittiğiniz zaman önlüğe falan bakmayın. Tamam önlüklü olabilirsiniz herkes. Ama lütfen girin diplomasına bakın. Diplomasına bakın, fotoğrafına bakın. Ya siz bu değilsiniz, siz kimsiniz? Sorgulayın. Sizin sağlığınız çok önemli. Size AIDS gibi, verem gibi, tüberküloz dediğimiz kesinlikle. Her türlü hastalığı bulaştırabilirler. Onun için bu insanları iyi tanıyın. Şimdi şu anda ilimizde o kadar ben şikayet görmüyorum ama ilçelerde eli çantalı mesela insanlarımız işte dişçi diye geziyorlar. İşte kırsala sağlık hizmeti gitmezse istismar edenler yani. De orayı doldururlar. Dolduruyor. İşte bunlara dikkat etsinler. Gerek bize, gerekse sağlık müdürlüğüne telefonla bildirsinler. Kesinlikle. Zaten baskın ekipleri var, polisler var. Bu ekiplerle beraber gidiliyor. Tutanak tutuluyor. Biliyorsunuz bir de ona değinim ben. Eskiden 1 ile 3 yılda bunu yakaladığımız zaman. Yani ceza. Ceza bu da paraya çevriliyordu ve kurtuluyordu kişi. Ama pardon şu andaki yasamıza göre 3 ile 5 yıl. Yani kişi bu işi yaptığı zaman kesinlikle paraya çevrilmiyor ve 5 yıl hapis bence yatmak. Bence de çevrilmemeli evet. zaten. Caydırıcılığı da evet, suya aynen, sağlanmalı. Evet, evet. Yani buna çok dikkat etsinler. Böyle kişileri gördükleri zaman arasınlar bizleri. Duyum aldığımız zaman gidiyoruz. Zaten gereken şeyi yapıyoruz. Valilikten onurumuz ama var. Ama denetim zaten. Tek başına yeterli değil. Burada vatandaşa çok büyük iş evet. düşüyor. Yani kesinlikle diş tedavisinde rakamlar çok yüksek. Hani biz biraz daha ucuza mal aynen. edelim gibi şeylere kanılmaması gerekiyor. Aynen. En önemli nokta da burası herhalde. Aynen, hani evet. ucuz olsun diye bakmamak gerekiyor. Biraz önce de söyledik işte ağızdan başlayıp bütün organlarınıza kadar gördüğünüz gibi evet. bu yayılabiliyor. Evet. Efendim uyarılar tabii ki çok önemli ama bir de şuna değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi biz çocuklara neden anlatamıyoruz yeteri kadar evin içinde neyi anlatamıyoruz? Şimdi çocuklara bir şey anlatacağımız zaman okulda anlatmamız çok kolay. Ama bunu anneleriyle birlikte nasıl anlatabiliriz? Böyle bir proje geliştirilemez mi? Mesela Mersin önce olunamaz mı? Ağız ve diş sağlığı anlamında. Nasıl yapma? Yani eğitim anlamında. Eğitim anlamında hani direkt annelere ulaşabileceğimiz mesela yeni doğum yapmış kadınlar işte takip ediliyorlar. Sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri tarafından. Bütün rutin kontrolleri hatırlatılıyor, aranıyor, davet ediliyor, konuşuluyor evlerine tamam. giderek. Doğru. Bizzat evlerine ama diş giderek. De yok. Ama diş yok. İşte yok. Şimdi o yeni zaman, doğan bir çocuğun dişi önemli değil mi? Tamam o zaman Hediye Hanım ben şunu başlangıçtan alayım isterseniz. Şimdi bizim ağız ve diş sağlığı anne hamileyken başlıyor. İşte. Anne bunu bilmiyor. Ama. İşte sorun orada. Evet, tamam. Ve ne yazık ki ben de şahit oldum. Hani doktorlar da bu konuda yeteri kadar belki de durumu anlatmıyorlar. Olabilir. Doğru. Yani uyarıyorlardır ama evet. hani çok da bir uyardıklarına da ben şahit olmadım ne yazık ki. Ama hamilelik sürecinden bahsediyorum. Evet. Doğru. Ağız ve diş sağlığının doğru. hamileyken başladığını siz devam edin. Buyurun tamam. efendim. Şimdi efendim hasta geliyor bakıyorsun. Efendim dişleri eksik çürümüş her neyse. Ya geç yaşta bu dişlerinizi niye bak. İşte ben hamile kaldım. İşte dişim çürüdü. Doktora da gidemedim. Onun için böyle oldum. İşte şöyle oldum falan filan. Hanımefendi diyorum veya hanımefendi diyorum. Yani sizin bir ligatürde öyle bir şey yok. Yani diş hamileyken çürüyecek diye bir şey yok. Siz sorunlu bir hamilelik mi geçirdiniz? Evet işte ben aşeriyordum işte şudur budur diyor falan. Peki bu arada siz dişlerinizde fırçalıyor muydunuz? Hayır fırçalamıyordum çünkü ağzıma değen her şeyde midem bulanıyordu falan. Bu sorun oradan başlıyor.
Şimdi anne hamileyken aldığı tüm besinler çocuğuna geçiyor. Ne yerse yesin geçiyor. Şimdi annenin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, sağlıklı bir çocuğu meydana getirmesidir. Anne eğer sağlıklı besleniyorsa çocuğun da dişleri sağlıklı olacaktır. Şimdi bu birinci aşama. Çocuk dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra o çocuğa yapılacak ihtimam veya yapılacak bir bakım çok önemli. Anne eğer biraz tembelse, gece uykusunda çocuk uyanıyor, hemen ona bir biberonu, bir bala batırıyor, evet, veya reçele batırıyor, evet, pat diye ağzına veriyor. En büyük kötülüğü yapıyor çocuğa. En büyük neden? Kötü. Neden? Şimdi biz bu biberonlara karşıyız. Hele bala, şekere, reçele batıranlara emzik, karşı. Biberon. Tabii. Çünkü bunlar çocukta biberon çürüğü yapıyor. Yani çocuğun çok erken yaşta belki olmayacak çürüklerini meydana getiriyor. Çocuk 7 yaşına kadar bu dişli kullandığı süt dişlerini 7 yaşına kadar kullanıyor. Eğer siz buna başlarsanız 7 yaşından evvel 2 yaşında, 3 yaşında, 1,5 yaşında dişleri çürümeye başlıyor. Çok şahit oluyoruz buna. Ve çocuk yemek yemede problem yaşıyor. Ağız kokusu başlıyor. Çocuğa anestezi yapamıyorsun. Beslenme problemiyle birlikte diğer sağlık sorunları geliyor. Her şeyi. O demin başta. Çocuğa anestezi yapamıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Biberon çürüklerinden narkoz altında hastanede dişlerin tedavisini yapabiliyorsun. Ya bu durumlar alıyor. Şimdi burada anne babaya şöyle bir vazife geçiyor. Ben kendi çocuklarımdan beri. Ben çocuklarımda 3 tane kızım var benim. Hiçbirinin çürüğü yok. Çok şükür, çok şükür. Yani diyeceksiniz ki yok, şudur. Ben dişimi fırçalarken Hediye Hanım, çocuk emeklerken yanımdan ayırmadım çocuğu. Emeklediği zaman gelip yanına. Ben dişimi fırçaladım, çocuk beni seyretti. Çünkü çocuk çok büyük bir taklitçidir. Fırçalarken hatta görsün diye eğilerek fırçalıyorum. O görseli gördü, büyüdü. Biraz daha yürüyemeye başladı. Ben de diş bundan istiyorum. Macunsuz diş fırçası vermeye başladım derken, yani şunu demek istiyorum, taklit etmeye başladı. Anne baba eğer okuyorsa, bir kitap, gazete, roman okuyorsa, çocuk da okuyor. Anne baba dişini fırçalıyorsa, çocuk da fırçalar. Anne babanın dişini fırçalamıyorsa, emin olun çocuk da dişini fırçalamaz. İşte ben bu noktada üretilen fikirlerin ve politikaların biraz daha erken başlaması taraftarıyım. Yani bir iki kişi evlenmeye karar verdiğinde birçok prosedürü yerine, tabii, getirip mesela bölgemizde Akdeniz anemisi için kan verirken, doğru, ya da hamilelik süreci başladığından itibaren anne düzenli olarak doktora kontrollere, doğru, giderken, doğru, diş sağlığıyla ilgili konu çok 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 sonra akıllara kapatıyorlar geliyor. Kapatıyorlar ağzına böyle. Kimse ne zaman ki diş ağrıyor o zaman. O zaman gidiyorlar. Ama işte bunu çok önceden aslında başlayabiliriz. Yani şu var, doğru söylüyorsunuz. Mesela rutin olarak aslında insanlarımızın senede iki defa, 6 ayda bir rutin olarak diş hekime kontrola gitmeleri şart. Gerekiyor. Bu rutinliği yakalarlarsa ağızlarındaki mevcut olan dişleri ömür boyu kullanırlar. Çünkü Tanrı tarafından öyle bir mekanizma yaratılmış ki bunları siz kullanacaksınız diyor. Ama siz kötü bakarsanız bunlara, zamandan önce çektirirseniz yapacak bir şey yok. Onun için dişlerimizi hekime 6 ay diye bir kontrole gitmemiz lazım. Bir de hekimlere güvenelim. Evet. Yani şimdi böyle de bir ne yazık ki ülkemizde sorun da var. Evet. Açık konuşmak gerekirse işte biraz maliyetler bu durumu belki körüklüyor. İşte para tuzağı deniliyor, çok yüksek rakamlar söyleniyor deniliyor. Hayır, böyle bir şey yok. Hekim gerekmese bunu söylemez zaten. Evet. Ama dediğimiz gibi doğru hekime gittiysek, doğru yani hekim de sizi doğru tedaviye yönlendiriyordur. Şimdi hekimlerimizin hepsi doğrudur Hediye Hanım. Farkında olmadan hani başka yerlere gidenler için söylüyorum. Diğer hekim daha olmayıp da çantacı dediğimiz, aynen, o okumamış. Daha az para vermek için. Tamam, özür dilerim, ben o anlamda. Oraya gidenlere tabii ki söylüyorum. Siz o anlamda söylediniz, doğru. Oraya yönelmesinler. Senede iki defa en az diş hekimlerine kontrola gitsinler. Dişler ağrısa da ağrımasa da gitsinler. Emin olun o dişler ağızda kalıyor. Yani hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Yani erken teşhis ediliyor, dolguyla yapılıyor. En kötü şartta da kaplanma, kanal tedavisi. Ben hekim olduğum zaman bir 30 yıl önce emin ol günde 10 tane 15 tane diş çekerdim. Şu anda teknoloji çok ilerledi. Şu anda var ya ilerledi. Ben ayda bir tane diş çekiyorum veya iki tane diş çekiyorum. Tüm hekimlerimiz için geçerli. Neden diyeceksiniz? Artık dişi, yani iyi hekim kötü hekim diyorum. Yani artık dişi ağızda muhafaza etmek istiyoruz. Yani öyle bir teknoloji. Gelen malzemeler, kullandığımız malzemeler, ki 30 yıl önce böyle bir şey yoktu. Çürüdü mü çek dişi mesela. Kanal tedavisi dediğimiz yaptığımız aletlerin
o aletlerin kullanılmasına yarayan o mekanizma değişti. Kullanılan ilaçlar değişti. Çekilecek dişlerin artık çekilmez olmasının sebebi olan maddeler değişti. Kullandığımız ilaçlar değişti. Artık rahat bir şekilde diş hekimine halkımız gidebilir. Yani işte ağrıyor, bu diş çekilecek endişesi yaşamasınlar. Emin olun artık tüm muayenehaneler dahil diş çekimi çoğu yerde yapılmıyor. Artık tedaviye yönelik bir uygulama başladı. Bir tek şunu söylemek istiyorum. Bilinçsiz ilaç kullanımı özellikle diş ağrısında çok yaygındır. Yani dişim ağrıyor, bulduğum ağrı kesiciyi içeyim geçsin. Evet. Böyle bir şey yaşıyoruz yani ülkemizde. Hepimiz bu çok var. Yaygın. Ne yazık hepimiz ki bu doğru bir şey mi? Şimdi yanlış şöyle bir şey eğer mi? Çaresiz Hediye Hanım çaresiz kalmışsa ve hani bunu hep alışkanlık haline getirmediyse hani gecenin saat evet. birinde ikinde gerçi şimdi acilciler var. Birinde ikisinde ağrı yapan ben bir ağrı kesici alayım da sabah diş hekimi ona tamam. Ama her gece ağrıyıp da ağrı kesici devamlı alanlara karşıyım. Bu vücuda zarardır yani. Bunun için her ağrı kesici de kullanmasınlar. Antibiyotik alıyorlar mesela. Diş eti kanaması var. Evet. Mesela diş eti kanaması ağızda plak oluşmuştur. Diş taşları, tartarlar vardır. Hani doktora gidip o tartarları temizle, ağız kokusu vardır. Tartarları temizletip bunu önüne geçecek. Ama bu antibiyotik çözüm değildir. Ha bir antibiyotik atayım geçin. İşte bu antibiyotikler alındığı zaman vücutta, vücut depoluyor bunu zaten. Allah korusun ileride bir rahatsızlık olduğu zaman o aldığı antibiyotik, kullanılan antibiyotikler bu sefer o yakalandığı hastalığa cevap vermiyor. Daha güçlü antibiyotikler. Bu sefer karaciğeri, böbreğe yoruyoruz. Tabii zararları yoruyoruz. Olabiliyor. Yani biraz için... önce siz de söylediniz. Acillerde bile artık evet. bu hizmet verilebiliyor. Yani çok gecenin belli bir tabii saatinde olmadığı. Tabii ki ADSM'lerde var. Tabii ki merkezlerde mesela gece tutma nöbetleri var onların acilciler diye. Yani günümüzde bu şekilde tedavi yapabiliyoruz. Diş hekimliğine ilgi nasıl? Bir de onu soracağım. İlgi derken? Yani gençler bu mesleği tercih ediyorlar mı? Tercih aşamasında sizin öngörünüz bir 20 yıl öncesi, işte bir 20 yıl sonrası siz nasıl görüyorsunuz? Kendi açımdan değerlendiririm. Valla benim 3 çocuğum var. Biri elektrolik mühendisi oldu. Biri öğretmen, biri de şu anda bir gelecek görüyorlar mı? İşletme. Tercih ediyorlar ben mı? Ben çocuklarımdan birini diş hekimi yapmak istedim. Bir şey anlatayım size bu olay hakkında. En küçük kızım çok yetenekli. Benim kardeşim de matematik öğretmeni. Abi bu çocukta bir şeyler var. Sayısalcı olsun bu. Diş hekimi olabilir dedi. Ben de çok sevdim. Hazır bir düzen var. Muayenehane var. Yani. Gelsin işte hasta da hazır. Ben bıraktıktan sonra çok devam güzel. Etsin. Çok sevindim. Akabinde baba işte yarın annemle gidiyorum alanımı seçeceğim dedi. Lise 2'de herhalde alan seçiliyor. Evet. Tamam kızım dedim. Ben eminim artık. Böyle sayısal. Çocuk tabii ders notları iyi takdir alıyor. Onur belgesi alıyor. Zarife Uygar Çelebi de herhalde okuyordu o zaman. Neyse geldi sevinçli, ben sevinçliyim. Hayırlı olsun kızım. Baba hiç sormayacak mısın hangi alanı seçtiğimi? Ne gerek var dedim ben. Baba ben TM'yi seçtim dedi. Başından aşağı kaynar sulara döşen. TM demek yani sayısal değil. Diş hekimliğine giremiyorum. Evet. Niye yaptın kızım bunu? Dedim. Baba ben bu tercihim dedi. Ben bunu olacağım dedi. Ama benim umutlarım var dedim. Baba ben bunu tercih ettim dedi. Ve olay kapattım ben. Ama bir sene sonra üniversiteye girdi. Bir mevzu oldu. Hiç haberim yok. Baba bir şey sorup paylaşacağım seninle dedi. Buyur kızım dedi. Ben dedi niye sayısalcı olamadım biliyor musun dedi. Söylemiştin yok dedi. Sen dedi her gün dedi eve geliyordun dedi. Yüzün asık dedi. Biz seni güler yüzle karşılıyorduk. Stres yaşındaydın dedi. Stresliydin baba dedi. Ben dedi diş hekimi olursam senin durumun gibi aynen yaşayacağım dedi. İçin dedi. Ben onu yüzden dedi seçmedim dedi. Ben başımı önüme eğdirmek zorunda kaldım yani. Hakikaten kısadan bizim ise. Mesleğimiz stresli bir meslektir. Yani işteki yani herkesi dinliyorsun. Herkesi dinliyorsun. Onlarla yani iletişimini çok iyi Hediye Hanım, iletişimini çok iyi kurman lazım. İletişimini hastayla iyi doktor da olsan iletişimi kuramadığında sen hastanı kaybedersin. Bir de ne yazık ki diş hekimlerine yönelik bir korku var zaten o dişçi koltuğu korkusu nedeniyle. Şimdi bana şöyle deminki sorunuza cevap olarak şöyle bir şey diyeceğim. Hani bu böyle. Gelen çocuklar var. Anne tutmuş, baba tutmuş işte diş hekim benim hastalarımdan. Diş hekimi olmak istiyor benim kızım. Bu sene üniversiteye girecek. Düşünceleriniz nedir diyorum. Diyorum ki ben güzel bir meslek diyorum. Ama şu anda yaşadığımız ortam biraz gergin diyorum.
İşte şöyle bakın, kayıtlardan bahsediyorum, şeyden bahsediyorum. Kötülemek istemiyorum ama istiyorsa, bir de bizim mesleğimiz talebelik yıllarımızda maddi imkanı biraz zorluyor. Yani masraflı bir meslek. Malzeme alıyorsun bilmem ne. Diğer doktorlar gibi değil. Dışarıdan malzeme almak zorundasın. Bayağı masraflı bir, yani maddi durumu zayıf olan aileler çocuklarını okutmakta çok zorlanıyorlar. Şu anda öyle. Maddi durumu iyi da olan aile. Tercihin azalmasına nedir? Ya? Tercih evet. edilmesi nedir? Ama şunu söylüyorum. Şimdi bizde artık biliyorsun 8 dalda uzmanlık var. Evet. Şimdi biz biraz daha pratisyen hekim konumuna düştük. Hani seni bilmem anlatabiliyor muyum? Hani aile hekimliği falan evet. O şekildeyiz. Çocuğa diyorum ki bak çocuğum diyorum. Sen normal diş hekimi mi yapacaksın? Ha, bizden geçti. Biz 5 sene sonra mesleğe bırakacağız. Sen bir uzmanlık dalına girmek istiyorsan, bir uzmanlık dalını seçmek istiyorsan sana sen git diş hekimliğine gir. Ama yok, 5 yılı bitirdikten sonra diş hekimi muayene açacağım dersen girme bu mesleğe diyorum. Ama açıkçası bunu söylüyorum. Bir de meşakkatli bir meslek diyorum. Hastaların sen onlar haksız dahi olsa onlara haklı muamelesi yapacaksın. Biraz yani geniş yürekli olman lazım. Meşakkatli olman lazım. Bunlar sende var mı? İşte kan, affedersin tükürük, bu tür olaylar olacak. Bunlara şeyin var mısın? Yani ben seni geri çevirmiyorum diyorum. Bunlardan ama çoğu gerçekleri anlatıyorsunuz. Anlatıyorum. Ben mecburum. Ben mecburum. Söylüyorum. Devam eden de oluyor. Etmeyen de oluyor. Yine de çok kutsal bir vazife. Bunu tekrar şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle düşünün. Bu kısım tedavi edildiğinde diğer doktorlarımıza gerek kalmıyor demiyorum. Kesinlikle. Ama buranın yükü o kadar çok hafifliyor ki. Yani şurası çok kutsal. Burayı halleden evet. diş hekimleri evet. şurayı kurtarmış oluyor. En güzeli. En, tabii vücut, ki. Diğer vücudunuzun bütün organlarını kurtarmış aynen oluyor. Aynen öyle. Katılıyorum. Ve küçümsemeyin. Yani küçücük bir diş demeyin. Çok büyük bir vazife üstlenmiş bak, durumda. Üstüne yazılık. Çürüklerin kökünde yatan dişlerin farkında mısınız diye. Zaten bu farkındalıkta bunlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aslında konuşmakla bitmez evet. ama programımızın sonuna geldik. Süremiz sınırlı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Mesajınızı alalım efendim. Diş sağlığı vücudun genel sağlığını etkiliyor. Demin arz ettiğiniz gibi. Lütfen diş hekimlerimizden korkmayalım. Periyodik olarak senede 2 defa diş hekimlerimize gidelim. Dişlerimizin tedavisini yaptıralım. Çocuklarımıza diş sağlığının farkındalığının neler olabileceği anlatalım. Çünkü küçük yaşlarda eğitimini verirseniz emin olun o büyüdüğü zaman çok rahat edersiniz. O da kendi çocuklarına bunu anlatacaktır. Mutlaka 3 ayda bir diş fırçalarınızı değiştiriniz. Bu çok çok önemli. Benim söyleyeceğim bu ama bu ağız diş sağlığı haftasında kalmayalım. Demin de arz ettiğim gibi ben bunları söylüyorum ama basın olarak sizin de bunları hep ön plana çıkarmanız gerekiyor. Yani çok çok önemli. Diş fırçalamak, Hediye Hanım, sadece diş fırçalamak. Bu demin arz ettiğiniz o maddi anlamda diş hekimliğinin o şeyi var ya hani maddi hani çok pahalı bir meslek evet. dediniz. O pahalı mesleği biz kendimiz yaratıyoruz. Siz dişinizi fırçalamazsanız dişiniz çürümeyecek. Dişiniz çürürse diş tedavi yaptırmaz, diş kaybedeceksiniz. Kesinlikle. Oraya bir protez taktıracaksınız, implant yaptıracaksınız. Bilmem işte o maliyeti zaman arttıran hastanın işte, kendisi. Evet, kendisi. Siz iki senede bir kontrole giderseniz, dişlerinizi muntazam fırçalarsanız, sabah akşam dişlerinizi fırçalarsanız, florlu diş macunu kullanırsanız ve florlu diş macunu da çok önemli bu. Lütfen buna müsaade edin. Tabii diş fırçanızı 3 ayda bir değiştirin. Bir nohut tanesi kadar diş fırçanızın üzerine florlu diş macununu koyun. Dişlerinizi en az 2 dakika her yönüyle fırçalayın. Haftada her gün diş aralarınızı diş ipliğiyle alın. Bu çok önemli. Bir de şunu rica edeyim ben halkımızdan. Bu diş macununu fırçaya koyduktan sonra suyun altına tutuyorlar. Evet. Sakıncalı çok bir şey. Çok yanlış bir bilgi. Çünkü diş macunun içerisinde florür var. O florür suda çok çabuk çözünür. Siz onu etkin maddeyi suyun altına koy. O etkin maddeyi yok etkisiz ediyorsunuz. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Evet. Dişlerinizi de fırçaladıktan en az 2 dakika fırçalanacak dişler.
Bu iki dakika sonra da ağzınızda suyla çarkalarken çok fazla su almayın. Ağzınızda o diş macunun tadı kalsın. Ki flörler diş minesine yapışarak daha çok etki etsin. Evet, o etkiyi alsın, mineyi kurtarsın. Dişler gece, Hediye Hanım, çürürler. Gece yatmadan önce bizler büyükler ve çocuklar mutlaka dişlerinizi fırçalasınlar. Çünkü günlük hayatta dilimiz çok büyük bir temizleme aracı olduğu için fırçalamayabilirsiniz. Ama geceliğin dil fonksiyon yapmayacak, tükrümüz çalışmayacağı için gece diş plakların oluşumu, dişin yediğimiz o şekerli gıdaların aside dönüştürmesi ve dişi minesini delip çürüğün başlangıcını bizler yapıyoruz. Onun için diş fırçalama gece yatmadan önce bizler ve çocuklarımıza mutlaka yaptıralım. Çok teşekkür ediyorum. Biz tekrar hatırlatalım yine buradan. Yarın da efendim Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Mersin Diş Hekimleri Odası Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında bir çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Burada bir tören yapılacak. Evet. Ardından da bir basın açıklaması yapılacak. Çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin. Hediye Hanım, İçel TV'yi şu anda tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Böyle bir program hazırladınız ve kamuyu aydınlattığınız için odam ve şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görevimiz efendim. Tamam. Biz de tekrar dile getirelim. Buradan kesinlikle ve kesinlikle doğru doktora, doğru hekime başvurun. Asla ve asla maliyetten kaçacağım diye farklı yerlere yönelmeyin. Bu sağlığınızı çok daha kötüye götürebilir. Çok daha facia denilebilecek sonuçlara neden olabilir. Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın diyoruz efendim. İyi akşamlar. Bizleri izlemeye devam edin. İyi akşamlar.